Selam gençler Kimya Adası'sınız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Gençler AYT kampına devam ediyoruz. 102 günlük bir yolculuğa çıkmıştık sizinle. Bugün baktığımız zaman tepkimelerdeki ısı türlerinden bahsedeceğiz. Yani kimyasal tepkimelerde enerji kısmından devam ediyoruz. Bak takvimlerimize bakalım. Birinci sayfamız, ikinci sayfamız, üçüncü sayfamız bitmiş. Yeni sayfamıza geldik ve bugün günlerden 65. gün tepkime ısısı türlerinden bahsedeceğiz. Hemen baktığımız zaman biz bugün ne göreceğiz? İnceleyelim. Yanma ısısı, hal değişim ısıları, çözünme ısısı, nötrleşme ısısı, molar ısı türlerinden bahsedeceğiz. Tabi bizim burada görüyorsunuz bir kitabımız var. Yazıyorsunuz, yazmalısınız. Değil mi? Sözü dışarı yazı kalır diyoruz her zaman. Ve baktığımız zaman biz burada ders notları kitabından da Sayfa Gençler 105'ten itibaren sizin derse katılmanızı istiyoruz. Ve dersimizin sonunda da bu 20 nolu soruyu çözeceğiz bakalım. Olayı anladık mı anlamadık mı göreceğiz. Umarım size fayda sağlayan sağlıklı güzel bir ders videosu olur gençler. Tepkime ısı deyince bizim dört tane tepkime ısı türü aklımıza gelmeli. Mesela bu yanma ısısı nötrleşme ısısı, çözünme ısısı ve hal değişim ısıları gibi biz bunu genelleyebiliriz. biliriz. Tabii ki bu reaksiyon türüne göre değişen bir olay. Yani olay yanma ise yanma ısısı, nötrleşme ise asit baz tepkimesi ise nötrleşme ısısı gibi göreceksiniz. Biz bunu bu şekilde söyleyelim. Peki bir de şöyle bir şey var. Bak molar yanma ısısı diyor mesela veya işte molar nötrleşme ısısı diyor. İşte molar çözünme ısısı gibi kavramlar var. Bu da şöyle bakın. Eğer bir şeyin ifa önünde bir molar kavramı varsa bu şu demektir bir molünün demektir tamam mesela molar yanması demek bir mol işte x maddesinin yanması sonucundaki ısı değişimini ifade eder veya molar nötrleşme demek bir mol işte asit ya da bazın nötrleşme sırasındaki enerji değişimini ifade eder anlaşıldı mı bak şimdi sorularda daha iyi anlayacağız şu an ben size böyle tabirleri söylüyorum ama daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum şimdi yanmasıyla devam edelim yanma yanma arkadaşlar neydi yanma bir maddenin bir kere oksijen molekülü ile tepkimesine biz yanma diyorduk. Evet bunu söylemiştik daha önce tekrardan karşımıza geldi ifade etmek istiyoruz. Yanma reaksiyonlarındaki ısı değişimini biz yanma ısısı diyoruz. Şimdi yanma olayı genellikle ısı verendir yani egzotermiktir. Hangi tepkime hariç? Tabii ki azot gazı yanması hariç. Azot gazının yanması endotermiktir. Şimdi ne demiştik hatırlarsınız molar kavramı vardı. Bir mol maddenin işte kim o madde? İşte etil alkol olabilir, metan olabilir, işte petrol olabilir. Yani fark etmez. Bir mol madde olacak, bir mol bileşik olacak o bir mol maddenin işte metil alkolün, etil alkolün yanma sırasındaki enerji değişimine biz ne diyoruz bu sefer? Molar yanma ısısı diyoruz. Tamam mı? Bunu bu şekilde söyleyelim. Şimdi mesela bak CH4'ü yakıyoruz. Organik maddeler işte karbon ve hidrojen içeren maddeler yanına oksijen falan da koyabiliyoruz bu arada onu söyleyelim organik madde olmasını perçinleyen bir şey o da karbon hidrojen bu şekilde de organik işte içine oksijen gelse de organik yandığında CH4 gibi organik maddeler yanarsa karbondioksit ve su açığa çıkacaktır. Onu söyleyelim. Tabi tepkimeyi denkleştirmek çok önemli burada. İşte 4 hidrojen varsa şuraya 2 koyacağız ki 4 hidrojen denk gelsin. 2 oksijen 2 oksijen buradan toplam 4 oksijen şurada 2 yazacağız. Şimdi bakın burada tepkimenin ısısı tabii ki egzotermik olması lazım. Mesela diyelim ki burada delta aşımız bizim eksi 100 geldi. Hani öyle bir şey olduğunu düşünelim. O zaman bu tepkimenin şunu anlayacağız. 1 mol CH4 yandığında 100 kilojul ısı açığa çıkar diyebiliriz. Veya şöyle diyelim bak. CH4'ün de kaç sayısı 1 ya. O zaman şöyle diyebiliriz. CH4'ün evet molar yanma ısısı evet kaçmış o zaman? Hüseyin söyle bakalım. Hocam diyor Hüseyin. Eksi 100 kilojuldur. Evet doğru. Bak biz eğer ısı diyorsak eksi diye ifade etmemiz lazım. Ama şunu söyleyeceğiz Hüseyin. 100 kilojül ısı açığa çıkartır diyoruz tamam mı? Yani 1 mol CH4 yandığında 100 kilojül ısı açığa çıkartır demek. CH4'ün molar yanmasının eksi 100 kilojül olduğunu söylemek demektir tamam mı? Evet. Peki buna bakalım. Azot gazı yanmış. Ha bu da mesela e, NO2 bileşiği oluşturduğunu varsayıyoruz tabii ki. Ama azot gazı yanması tabii ki endotermiktir. Artıdır tamam mı? Mesela diyelim ki şöyle bir şey olsun. Bu tepkimenin e, delta haşını biz hesapladık. 40 kilojül olsun. He, o zaman şunu anlayacağız. Yarım mol azot yandığı yanması için ortamdan 40 kilojül ısı gerekir anlayacağız. Bunu anlayacağız tamam mı? Pekala ya da şöyle diyelim. E, azot gazının molar yanma ısısı nedir pekala? Sevgi söyle bakalım bana. Hemen şunu diyecek tabii ki sevgi. Hocam işte burada yarım mol yanıyor. Evet. O zaman bir mol azot yanarsa 80'dir kilojülü. Evet o zaman azot gazının molar yanma ısısı artı 80 kilojüldür de diyebiliriz. Evet. Mesela buraya bakalım. Karbon disülfür. E bu da yanar. Ne açığa çıkar? Bak karbonun ötürü karbondioksit. Kükürtün ötürü de SO2 gazı açığa çıkar tabii ki. Tabu bu tepkime de yine ne olması lazım? Egzotermik bir tepkime olması lazım. Çünkü azot gazı hariç, hariç tüm yanmadılar. neymiş? Tabii ki ekzotermikti ısı e, enerji açığa çıkartır diyebiliyoruz. Şimdi devam edelim. Burada bir sorumuz var. Hemen sıcağı sıcağına bakalım. Burada bir tepkime görüyorum. Bak karbon yanıyor. Karbon yanabilir ama karbondioksit yanamaz. Onu söyleyelim. Peki bu tepkime de bak artı 112 görüyor musun? Bak bu tepkime şöyle yazabilir. Bu 112'yi yazmazdı. Tamam mı? Delta H eşittir eksi 112 kilojül derdi tamam mı? Bunu böyle söyleyebilirdi. Ha, bunu da böyle yazmak veya bunu böyle yazmak aynı şey. Peki hala bu tepkime de şimdi ne diyor? Ürünler düşük sıcaklıkta kararlıdır. Şimdi ısı neredeyse orası kararlıdır tamam mı? Isı nerede? Bak ısı ürünlerde. Isı ürünlerde olursa o taraf kararlıdır. Yani o zaman karbondioks kararlıdır diyeceğiz düşük sıcaklıkta. Olay bu. Peki hala. Karbon gazının molar yanma hızı 112 kJ müdür? Şimdi bak evet 1 mol yakıyorum fark ediyor musunuz? O, bu şey demek 1 mol e, karbondioksit, karbon dioksit, karbon yandığında pardon karbon monoksit gazını diyoruz karbon zaten yanmaz. Karbon monoksit gazının molar yanması 112 kilojül müdür? 1 mol karbon monoksit yandığında 112 kJ ısı açığa çıkıyor ya. Yani o zaman e, biz bunu şöyle anlayacağız. Molar yanma ısısı diyeceğiz. Molar yanma ısısı eksi 112 kJ diyeceğiz. Neden? Çünkü e, ısı diyorsak onun işaretini vermemiz lazım. Ha şu demek 1 mol karbon monoksit yandığında 112 kilojül ısı açığa çıkar diyebiliriz. On söylemekle şu şunu söylemek aynı şeydir. Bir mol e, karbon monoksitin molar yanması eksi 112'dir demek aynı şeydir. O yüzden bak burada 112 kJ demiş. Hayır olmaz. Çünkü delta aşımız eksi. Tamam mı? Pekala. Karbondioksit gazının molar oluşum entalpisi eksi 112 kJ müdür? Evet bu tepkime bir oluşum tepkimesi görüyoruz ki değil mi? Evet gördük. Evet dioksit oluşuyor ama burada açığa çıkan delta aş direkt acaba dioksitin molar oluşum entalpisini mi verir? Ben dünkü dersimizi hatırlarsanız molar oluşum entalpisi deyince bir maddenin elementlerin oluşmasını bekliyorduk. Şimdi mesela bak bu tepkimenin delta aşı nedir? Delta h eşittir. Delta h ürün eksi giren değil mi? Hatırlıyorsunuzdur diye düşünüyorum dünkü dersimizden. Pekala. Ürünlerde kim var? Karbondioksit var. Karbondioksit monoluşu oluşum entalpisi eksi karbondioksit artı 1 bölü 2 O2 diye yazabiliriz. Şimdi oksijen zaten element olduğu için bu zaten sıfır. Burada sıkıntı yok. Ama karbon monoksitin bir oluşum entalpisi var mı? Evet var. O zaman buradaki eksi 112'lik değer eşit olması lazım. Karbondioksitin mol oluşum entalpisi eksi Karbon monoksitin mol oluşum entalpisi. Yani direkt delta aşımız karbon dioksitin mol oluşum entalpisi eşit gelmedi. Neden? Çünkü girenlerde element yok. Bak karbon monoksit var. Elementler oluşsaydı olurdu. O yüzden cevap da bu durumda yalnız bir olacaktır. Güzel bir soru bence bak. Bunun sorular çok güzel ha. Onu söyleyelim. Geldik diğer sorumuza. C2H5OH. Bak bu ne? Bu bizim etil alkol molekülümüz. Bunun molar yanması eksi 400'müş. He, düşünelim şimdi bunu. Ben bu tepkimi yazayım tabii ki ama. Şimdi etil alkol yandığında organik maddemiz yanarsa ne açığa çıkıyordu Hakan? Söyle bakalım. Tabii ki değil mi? Karbondioksit başka şey mi? Söyle bakalım. Neydi? Su açığa çıkar değil mi? Evet onu da söyleyebiliriz. Pekala şimdi tepkimeyi denkleştirmemiz lazım. 2 karbonsa 2 tane karbondioksit 6 hidrojen ise buraya 3 yazacağız. Tabii ki 6 hidrojen olsun. 2 kere 2 4 3 de buradan 7. Bir tane burada zaten o zaman buraya 3 kalıyor. Şimdi bak bu diyor ki molar yanılma entalpisi 400. Yani bu tepkime de bak 1 mol yanıyor zaten. 1 mol etil alkol yandığında 400 kilo jülüs açığa çıkar. Bu tepkimin orijinali böyle. Tamam mı? Pekala. Çünkü eksi 400 demek ısının ürünlerde olması demektir. 400 kilojül şeklinde ısı açığa çıkartıyor demektir. Şimdi diyor ki eşit mol sayısında ben etil alkol ve oksijen almışız tamamen pekala. Ve diyor ki tam verimi tepkime sonucunda 100 kilojül ısı açığa çıkıyormuş. Aa, o zaman bak şimdi burada şöyle bir şey düşünmemiz lazım. Mesela 1 mol etil alkol yandığında evet 400 kilojoul ısı açığa çıkıyor mu? Evet çıkıyor. O zaman 100 kilojoul ısı açığa çıkması için kaç mol etil alkolün yanması lazım? Evet. 1 mole 400 ise o zaman 0.25 mol yakılması lazım değil mi? Şimdi bak başlangıç tepkime sonuç diye ben bir ifade yazayım tamam mı? Şimdi o zaman demek ki şöyle bir şey var gençler. Başlangıç mollerini hadi bilmiyoruz diyelim. Bak başlangıç mollerini de şöyle düşünebiliriz aslında hani eşit molle aslında ama ee, neyse onu karıştırmayalım ama diyor ki tam verilme diyor bu bak burası çok önemli ama bu şunu anlıyorum 0.25 mol etil alkol ee, kullanılıyor. Yani buradan 0.25 mol harcanıyor tepkimede. E te, pekala oksijenler ne kadar harcanır? O zaman bu durumda bak bire 0.25 ise 3 e karşılık tabii ki 0.50 mol oksijen gazı harcanması e, 0.75 mol oksijen gazının harcanması gerekir. Bunu böyle söyleyebiliriz. Peki Pekala yani diyor ki tepkime tam verimli. E, birinin bitmesi lazım. E, kim bitecek? Bir de şey söylüyor bak. Eşit mol sayılıyor. Ha o zaman ben bak şimdi şöyle bir şey görüyor musunuz? Başlangıçta 0.75 mol bundan almışım demek. 0.75 mol bundan almışım. 0.75 mol oksijenin 0.75 molünü kullandığımız için hiç kalmamış ama 0.75 mol e, etil alkolden 0.25 mol harcadığımız için de 0.50 mol etil alkol arttı diye düşünebiliriz bence. Değil mi? Genç dimalar. Bunu anladık diye düşünüyorum. Değil mi? Evet. Bu arada Dima beyin demek. Yani siz genç beyinsiniz, siz akıllısınız. Onu demek istiyorum arkadaşlar. Pekala bu durumda ne diyoruz şimdi bakalım inceleyelim. Ne diyor? Hangi maddeden kaç gram artar demişim. Bak bir kere 0.50 mol yani 0.5 mol etil alkol olduğunu görüyoruz. E bu kaç mol sorsa? Evet 0.5 mol ama kaç gram artar diye soruyor. En eşittir en böyle Ema diye baktığımız zaman e, mol ile Ema'nın çarpımı zaten kütledir. Ne kadar artmış? 0.5 mol artmış. Peki MA'sı kaç? MA'sı da bak 2 karbon 2 kere 12 artı 6 hidrojen 6 çarpı 1 artı 1 çarpı 16 yani 46 geldi. O zaman bu durumda 23 gram etil alkolden arttı. Cevap da bu durumda B şıkkı oldu. İyi soru bak çok güzel soruymuş. Hadi bakalım yine bir güzel soruyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Evet kimya Adası kalitesiyle <laughs> diyelim. Ama bak cidden sorular güzel yani. Ben size tavsiye ediyorum sorularımızı mutlaka çözelim. Siz de çözün. Ödevlerimizi yapalım. Bugün size ben de ödev de vereceğim aynı zamanda. C4H8 gazının yanma tepkimesini görüyorsunuz. Evet bak tepkimi bu sefer size vermişim. Ve bak bu tepkimi egzotermik. 2130 kJ ısı açığa çıkar. Evet. Şimdi o zaman ee, bir 1 mol bak şöyle diyebiliriz. 1 mol ee, C4H8 büten gazıdır. 1 mol büten gazı yakıldığında 2130 kilojül ısı çıkar diyebiliriz. Bak bunu çok rahat söyleyebiliriz. O zaman bak 1 mol ya o zaman C4H8 gazının molar yanma entalpisi eksi 2130 kilojüldür. Evet. Çünkü ısı açığa çıkarmış. Yani şu ifade yanlış oldu. Sadece artı aldığı için. Evet gitti. E hala bu sadece tabii ki C4H8'e göre yapılmaz ki. Diğerlerine göre de yapabiliriz. Bak şimdi ne görüyorum? Bize su için düşünmüş. Bak suya bakıyor musun? Bak ne görüyorsun? 4 kat sayısı var. Bu şu demek. Evet 4 mol su oluşursa, 4 mol su oluştuğunda dışarıya 2130 kilojül ısı çıkar. Bunu söyleyebiliriz. 4 mol ısı her 4 molluk suda bu kadar ısı açığa çıkar. Peki ne diyor? 7.2 gram. En eşit bölü MA diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. 7.2'yi ben niye böleceğim? MA'sı olan su için 18'e böleceğim. Bak buradan 0.4 geliyor. O zaman 4 mol su oluştuğunda 2130 kilo ısı açığa çıkarsa 0.4 moluna kadar ısı açığa çıkar. Tabii ki 2, 213 kilojül ısı açığa çıkar. Dolayısıyla ikinci öncülümüz doğru geldi. Peki devam ediyoruz. Ne diyor? 15 mol hava harcanması için 1150 kilo ısı mı gerekir acaba? Bak şimdi hava diyor. Ne alaka şimdi hava? Ama havadan ben oksijeni yakalarım. Şimdi bak havanın da %20'si oksijen ya yani aslında bu 15 molün %20'si 20 ile çarpıp 100'e bölerseniz buradan 3 mol gerekir. 3 mol. Hani buradaki 15 mol havanın içerisinde 3 mol oksijen var. Peki hala şimdi bakıyorum. 6 mol oksijen kullanıldığında, harcandığında, harcanması için ortama harcandığında 2130 kilojül ısı çıkar değil mi? Evet bunu söyleyebiliriz. O zaman diyor ki 15 mol hava yani 3 mol oksijen çünkü 15 mol havadan 3 mol oksijen gelir. 3 mol oksijende ne kadar ısı açığa çıkar? E bunun yarısı kadar. Yani 1100 ee, yani baktığımız zaman e, bunun yarısı kadar. İşte 1065 kilojül falan ısı açığa çıkar. Ama ne ki 1150 kilojül ısı gerekir. Bir kere ısı gerekir diyor. Hayır ısı açığa çıkar. Bu da yanlış zaten. Dolayısıyla cevap bu durumda A şıkkı gelecektir. İnşallah anlıyoruz. Haydi bakalım. Şimdi hal değişimi ısısı Yani halden anlamak. Şimdi hal demek katı hali var. Sıvı var, gaz hali var. İşte buradaki dönüşümler arasındaki e, ifadeyi bize söyleyecek. Erime noktasındaki bir kadının sıvı hale geçmesi sırasındaki enerji değişimi ne olur? Tabii ki bu iyi bak katıdan sıvıya geçmek. Bu erime demektir. E şimdi buradaki ısı değişimine de tabii ki ne diyoruz? E, biz erime ısısı Yani onu söyleyelim. Yani bak sıvı hale geçmesi erime. Olay tabii ki nedir? Katıdan sıvıya geçiyoruz. bu e, enerji gerekir. O zaman bu olay endotermiktir. Bunu söyleyebiliriz. Bak Göreceksiniz şurada kattan sıvıya geçiyorum. Bak H2O'dan H2O katıdan buzdan h 2 sıvısına geçiyorum. Bak 1,5 kilo kalori. Yani bu maddenin buraya gelmesi için buçuk e, 1,5 kilo kalori enerji gerekiyor. Bir molünün e, eriyebilmesi için. Pekala. Donma noktasındaki bir sıvının katı hale geçmesinin tam tersi. O zaman buna da donma diyoruz. Ve bu olayda tabii ki endot, e, egzotermik. Nasıl ki e, böyle düzenli bir halden düzensiz hale geçerken enerji gerekir endotermik bir olaydır ama düzensiz bir halden düzenli hale geçerken de dışarıya biz ne yapıyoruz? Aynı enerjiye veriyoruz. Yani bak aynı olay aslında. Yani bu tepkimi eksile çarpmış aslında. Görüyor musunuz? Evet, eksile çarpınca bu tepkimi böyle yazılabilir diye söyleriz. Haydi bakalım. Şimdi ne diyoruz? E tabi bu devam eder. Kaynama noktasındaki bir sıvının buhar fazına geçme sırasındaki ısı değişimine tabii ki biz ne diyeceğiz? Arkadaşlar bu da tabii ki baktığımız zaman buharlaşma ısısı diyeceğiz. Evet buharlaşma Isısı. Olay buharlaşmadır. Bu olayda e, buharlaşma ısısı adını veriyoruz ve olay tabii ki bu duruma ne olur? Olayda bu durumda arkadaşlar endotermik. Neden? Sıvıdan gaza geçiyoruz. Onu söyleyebiliriz. Pekala buhar fazındaki bir e, arkadaşlar e, bir maddenin sıvı fazına geçmesi sırasındaki enerji değişimi ısı değişimi ne diyoruz? Bu da tabii ki e, yoğuşmadır ve tabii ki bu yoğuşma ısısıdır o zaman açığa enerji değişimi biz onu diyebiliriz ve bu olayda tabii ki dışarı enerji vereceği için bu da egzotermiktir diye söyleyebiliriz. Şimdi bak ne olur sıvıdan gaza geçiyoruz. Burada enerji gerekir o yüzden bu olay endotermik ama tam gazdan sıvıya da geçebilirim o zaman bu olay egzotermik diyebiliriz. Bak şurada bir şey daha düzeltelim yanlış oldu galiba onu şimdi fark ettim. Hani ısı değişimine diyoruz. Olay erime de mesela erime noktasındaki bir katının sıvı hale geçme sırasındaki ısı değişimine erime ısısı e, diyoruz. Peki yani donma noktasındaki bir sıvının katı hale geçme sırasındaki ısı değişimine de olay donmadır. Bu olayda donma ısısı adını veriyoruz. Tamam mı? Bu şekilde bunu söyleyebiliriz. Evet çözünme ısısı ne? E çözünme bak. Nedir çözünme? Aslında bir tanımını yapalım. Bir maddenin başka bir madde içerisindeki gözle görünmeyecek şekilde dağılmasına biz çözünme adını veriyoruz. Mesela şimdi düşünelim. Elimde küp şeker var. Görüyoruz. Ben bunu suya attığımda ne olur? Küp şekeri artık gözümüzde göremeyiz. Değil mi? Yani ne olur? Şekerin içerisinde dağılır gider. Hatta onu içerseniz o çözeltiyi şekeri tadını alırsınız. Yani şeker aslında içerisinde. Ama niye göremiyoruz? Çünkü çok küçük 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 moleküllerine parçalandığı için göremiyoruz artık gözümüzde. İşte bu olayı biz çözünme diyoruz. işte. İşte bir maddenin herhangi bir madde içerisindeki çözünme sırasındaki ısı değişimine biz çözünme ısısı adını vereceğiz tamam mı çözünme ısısı diyeceğiz tabii bu değişebilir hani endotermik ya da egzotermik olabilir ben size bunu anlattım değil mi bir önceki konularda biliyorsunuz sıvı çözeltiler konusunda gene om sınıf önemli bir konumuzdu katıların ve sıvıların çözünürlüğü genellikle endotermiktir değil mi endoterm yani sı sıvı sıcaklık arttıkça çözünme artar hatta grafik de şöyleydi e, sıcaklık eee çözünürlük sıcaklık grafiğini yazabilirsiniz. Pekala ee, şeyde nasıl oluyor arkadaşlar? Egzotermikte nasıl? Gazların çözünürlüğü her zaman egzotermik yani katı ve sıvılar tabii ki e, endotermik oluyor ama tabii genellikle her zaman diyemeyiz bunu ama gazlarda her zaman bunu söyleyebiliriz. Hani kolanın üzerine soğuk içiniz yazar. Ne için? İşte soğuk ortamda karbondioksit daha iyi çözünsün ve lezzetli, asitli bir kola içebilirsiniz diye bunu söyleyebiliriz. O zaman çözünürlük sıcaklık grafiği gazlar için böyle olması lazım. Yani sıcaklık arttıkça çözünürlük azalır. Peki bu ne? Bak bu da çözünme denklemini vermiş. Görüyor musunuz? Yani potasyum nitratı potasyum artı ve nitrat eksi bir iyonlarına dönüştürmüş. Tabii bak delta H büyük yani bu olay endotermik. ısıyı ben buraya da yazabilirim. Bak e, azot dioksit gazının görüyorsunuz ki suda çözülmesi. Gazdan suda çözülmesi de bu olayda endotermik. Ben bu ısıyı o zaman ürünlere yazmam gerekirdi. Geldik nötrleşme ısısına. Nötrleşme nedir? hatırlarsanız bir asit ve baz tepkimesi olacak ve su açığa çıkmak zorunda onu söyleyelim. Su deyince asitten gelen haşartıyla bazdan gelen OH'in oluşturduğu bir moleküldür zaten. Bu da hatta asit baz tepkimelerindeki net iyon tepkimesidir. Pekala o zaman asit baz reaksiyonlarına biz nötrleşme reaksiyon diyoruz. Nötrleşme reaksiyonları sonucundaki ısı değişimine biz nötrleşme ısısını veririz. Yani bu kadar basit tabii ki bu. Evet şimdi nötrleşme ısısı tabii ki bu olay egzotermiktir. Yani tüm nötrleşme tepkimeleri sonucunda dışarıya ısı çıkar. Yani sistem ortamı ısıtır, çözelti ısıtır diyebiliriz. Şimdi bakın eğer elimize bir mol varsa yani bir mol asidin veya bir mol bazın nötrleşme sırasındaki enerji değişimine bahsediyorsak bu olay o zaman ne oluyor tabii ki bu olaya biz e, molar nötrleşme ısı diyoruz. Molar nötrleşme ısısı diyoruz. Mesela şimdi bu tepkimeyi yazalım isterseniz. Sodyum hidroksit ve H3PO4'ü görüyoruz. Bu tepkime tabii ki aspaz tepkimesi. Ben bunu pratik olarak şöyle yazabilirim. Bak burada bir tane OH var. Burada 3 hidrojen var. O zaman buraya 3 yazarsam aslında 3 OH 3 hidrojen olur. O zaman hani bir hidrojenle bir OH bir tane su oluşturursa 3 hidrojenle 3 OH 3 tane su oluşturur. Dolayısıyla buraya 3 su e, çıkacak. Onu söyleyebiliriz. Geriye ne kaldı? Bak geriye de şu kaldı. Sodyum kaldı ama bir de fosfat kaldı. Ama sodyum 3 tane var. O zaman sodyum 3, o 4 şeklinde tuzumuzu biz böyle söyleyebiliriz. Suda çözülen bir tuzdan bahsederiz burada ve bu tuz olduğu için ortamda yani ortamda sodyum artı 1 ve fosfat eksi 3 iyonları olduğu için ortam elektrik akımı iletir. Tamam mı? Mesela diyelim ki bu tepkimenin delta aşı eksi 600 kilojül. Yani ne demek bu tepkime sonucunda? 600 kilojül ısı açığa çıkar demektir. O zaman bak şimdi şöyle bir şey diyebiliriz. Bak 3 mol sodyum hidroksitte 600 kilojül ısı açığa çıkmış ya. O zaman şöyle diyebiliriz. Sodyum hidroksitin Tamam mı? molar, nötrleşme ısısı. E, ne diyeceğiz? Eksi 200 diyeceğiz. tamam mı? Neden çünkü hani 1 molde e, yani 3 molde e, 600 kiloucunu ısı açığa çıkıyor. 1 e, molde, tabii ki bunun üçte biri kadar ısı açığa çıkacak. O zaman eksi 200 diyeceğiz. Mesela H3PO4'e bakalım o bir katsayısı zaten. O zaman H3PO4'ün molar nötrleşmesi o zaman eksi 600 kilojül diye kabul edebiliyoruz. Tamam mı? Bu şekilde bunu söyledik. Şimdi bunlarla ilgili haydi bakalım güzel sorular çözmeye çalışalım. Elimde görüyorsunuz bizim ne var? Tepkime türlerimiz var ve entalpi türlerimizi biz buna kıyaslayacağız, karşılayacağız. Buna göre hangisinde yanlışlık yapılmıştır diyor. Bakalım şimdi bak. Bu bir yanma tepkimesi. Karbon yanmış. O zaman bu da tepkimede açığa çıkan delta aşımız tabii ki ne olur? Yanma entalpisi olur. Çok mantıklı. Bak bu baz, bu da asit. Görüyorsunuz ki bazın verdiği sodyum ve OH var. Astin verdiği H artı ve flor var. Tabi ne olur? H artı ve OH suyu açığa çıkartır. Ve sodyum ve flor da tuzu açığa çıkartır. Sodyum flor tuzunu açığa çıkartır. Onu söyleyebiliriz. Ve bu da nötrleşme tepkimesi tabii ki. Su açığa çıkarttığı için. Peki buna bakalım. 3 bir kalsın. İyot katısından iyot gazdan katıya. Şimdi gazdan katıya geçmek hal değişimlerinden süblimleşmedir. O yüzden bu da süblimleşme entalpisidir. Doğru. Peki buna bakalım. Amonyum nitratı suya atmışım. Neden? Bak katıyı suya atınca suda iyonlarına parçalıyor. Yani çözülmüş. O yüzden bu da çözünme entalpisi. Bu da doğru. Peki buna bakalım. Bak bu belki bir sentez tepkimesi, oluşum tepkimesi ama buradaki delta aşımız nedir? Şimdi delta h aslında ürün eksi giren. Oluşum entalpisi olabilmesi için maddin elementlerinden meydana gelmesi lazım. Yani Kalsiyum katısı Artık karbon katısı Artı işte 3 bölü 2 oksijen Gazı gibi bir şey yazması lazımdı Tamam mı? Yani girenlerin sıfır olması Gerekiyor. Ürünlerde sadece kalsiyum karbonat Olması gerekiyor. Çünkü hani delta deltaşımız Nedir? Ürün eksi giren ya biliyorsunuz ki Mesela böyle verseydi Ne olurdu? Direkt kalsiyum karbonatın Oluşum entalpisi. Eksi diyecektik Bak e, kalsiyum sıfır artı karbon element olduğu için sıfır. Oksijen de sıfır. Yani direkt ne olurdu? Deltaşımız e, oluşum entalpisine eşit gelirdi. Ama burada şöyle bir şey var. E, hepsi bir bileşik. O zaman ne olur? Buradaki delta aşımız zaten görüyorsunuz ki kalsiyum karbonat eksi kalsiyum oksit artı karbondioksit. Yani baktığın zaman hem kalsiyum oksitim var hem karbondioksitim var hem de kalsiyum karbonatım var. O yüzden burada delta aşımız böyle olduğu için bu tepkimenin delta aşıyla ifade edemeyeceğimiz için oluşum entalpisinden burada bahsedilemez. Cevap da bu durumda hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Üçüncüsünde yanlışlık yapılmıştır diyebiliriz. Haydi bakalım devam ediyoruz. Şimdi ben burada ne gördüm? Kalsiyum nitratı var. Katı olarak kalsiyum nitratımız var gördük. Bunu kalsiyum artı 2 ve nitrat eksi 1 şeklinde bak ne olmuş? İyonlarına parçalanmış. Yani iyonlaşma var burada. Bu olay endotermik mi? Bakalım şimdi. Şimdi delta H sıfırdan büyük demiş. Ha o zaman mesela delta H işte e, yani X sıfırdan büyük. Yani X burada 50 kilojül diye kabul edelim. Sallıyorum şu anda 50'yi. O zaman bu durumda ne olur? Baktığımız zaman evet bu olay endotermik bir olaydır. Yani yani artı 50 olunca yani biz ısıyı aslında buraya girenlere yazmamız gerekiyordu. Dolayısıyla e, bu olay endotermik olduğuna göre maddeyi çözeltiye attığımda su, suya attığımda e ne yapar? Çözünürken ısı soğurur. O zaman suyun sıcaklığı da bu durumda düşer, değil mi? Çünkü ısı alıyor. Yani ısı vermiyor sistem ortama, tamam mı? Peki hala ee, karbon e, kalsiyum karbon e, kalsiyum nitratın molar çözünme entalpisi X mol müdür? Evet doğru. Bu olay bir çözünme tepkimesi zaten ve bir molün çözünmesi sırasındaki enerji değişiminden bahsediyoruz. Dolayısıyla bir katsayısı var çünkü yazmadığımız. O yüzden e, molar çözünme ısısı X bölümü mol ifadesi doğru gelir. Peki doymamış şimdi bak Doymamış bir çözeltiyi doygun hale getirmek için diyor falan. Tamam mı? Bak bunu nasıl yapacağız? Şimdi bak bu olay endotermik bir olay. Yani çözünürlük ve sıcaklık endotermik. Çözünürlük sıcaklık arttıkça artıyor tamam mı? Şimdi diyor ki doymamış bir kalsiyum nitrat çözeltisi. Yani bak bu grafikte şu e, yani e, şeyden e, eğri üzerine aldığım her nokta doymuştur. Eğrinin altında aldığım her nokta şu mavi noktaları doymamıştır. Yani bak şu kırmızı noktalar. Doygundur tamam mı siyah noktalarda Aşırı doygundur bu arada onu söyleyelim Şimdi ben mavi bölgedeyim tamam mı yani doymamışım Diyor ki sıcaklık düşürülürse Şimdi belki bu sıcaklıkta yetmiyor ama Sıcaklığı düşürürsem bak ne yaparım Bu sıcaklıkta bu maddeyi doygun hale getiririm. Çünkü eğrinin üzerine gelmiş oluyorum Aslında bakarsınız dolayısıyla evet Sıcaklık düşürülürse yani baktığımız zaman Çözelti doygun hale Getirilebilir çünkü eğrinin üzerine gelebiliyor Aslında o yüzden cevap da bu durumda 1 2 3 yani E şıkkı olacaktır Devam bakalım. Suyun donma ısısını eksi 6 kilojül bölü mol verdik. Suyu buharının yoğuşma ısısını eksi 44 bölü kilojül bölü mol olarak vermişiz. Buna göre hangisi doğrudur diye soruyor. Bakalım şimdi incelemeye çalışalım. Şimdi suyun donma ısısı. Donma demek H2O e, sıvısından H2O katısına demektir değil mi? Ve delta H'ımız neymiş? Eksi 44'müş görüyorsun değil mi? Pekala. Peki bu yoğuşma demek neydi? O da şudur. Ee, bak sıvıdan katıya donmaysa H2O arkadaşlar gazdan da sıvıya geçişte ne olur bu durumda? Bu da yoğuşmadır. Yani bar bu eksi 6'ymış yanlış olmasın. Bu eksi 6 bu da delta aşımızda burada eksi 44'müş. Bunu bize vermiş. Şimdi bak diyor ki bana buzun sübünleşmesi olayı. Şimdi bak ben bunların ikisini toplarsam ne olur bak. Bu da bak bu da sıvı bu da sıvı görüyor musun? O zaman bu sıvılar burada gider. Ne kalır bak H2O gazından evet H2O gazından H2O katısına geçiş. Yani bu olaya baktığımız zaman gazdan katıya evet. E, sübün, bu kralılaşma yalnız. İkisini topladım ben burada. Bu tepkimenin delta h'ı eksi 50 geldi bak. Değil mi? Görüyor musun? Peki bu kralılaşma yalnız. Ben sübünleşme istersek katıdan gaza geçmem lazım. O zaman bu tepkimi eksiyle çarpmam gerekir. Eksiyle çarparsam h2o katısından h2o e, gazına geçersek delta h bizim burada artı 50. Yani şöyle de yazabilirim ben bunu. H2o katısının 1 mol h2o katısını. 1 mol H2O gazına getirebilmek için ne yapmam lazım? 50 kJ ısı gerekiyor bana. 50 kJ sistemden ısı soğurmam gerekir, ısı almam gerekir diyebiliriz. Şimdi bu olay bir endotermik bir olay. Bak ısı alan bir olaydır. Artı 50 görüyorsunuz. O yüzden doğru. Şimdi on, e, yalnız diyor ki 5.4 gram buzun diyor. Ha, şimdi bak biz bu da kaç mol olduğunu hemen bulalım. Tamam 5.4 gram demiş. N eşittir M bölü MA. Şimdi bak 1 mol de bu kadar. Ama 5.4 gram kaç mol? N eşittir M bölü MA'dan 5.4'ü 18'e bölersek 0.3 mol. Hemen burada şunu anlayacağız bak şimdi. 1 mol e, suyun Su, su katı ya buzun daha doğrusu buzun e, ee, süblimleşebilmesi için normalde 50 kilojül ısı gerekir anlıyoruz pekala. Ama elinde 1 mol yok ki 0.3 mol. 0.3 mol için ne kadar ısı gerekir? Baktığımız zaman 15 kilojül ısı gerekir. Ama diyor ki ısı açığa çıkmaktadır diyor. Hayır 15 kilojül doğru ama ısı açığa çıkmıyor. Çünkü ısı gerekiyor. Pekala h yapısındaki kovalent bağlar zayıflar mı? Bak hayır. h dediğimiz yapı şu. h molekülü 2 hidrojen bir oksijen oluşan bir yapı tabii ki. Evet bunu söyleyeyim değil mi Banu? Peki hala ama burada ısı verdiğimiz zaman buradaki kovalent bağlar mı zayıflıyor Sena? Söyle bakalım. Hayır tabii ki bak. H2O molekülleri arasındaki boşluklar artıyor. Yani buradaki kovalent bağlara bir şey olmaz. Şuradaki moleküller arasındaki şu bak tırtıkla gösterdiğimiz yani fiziksel bağlar işte Van der Waals bağları ya da hidrojen bağları zayıflıyor burada tamam mı? O yüzden bu ifade yanlış. Kovalent bağlara bir şey olmaz burada hal değişimi noktası. Eğer kovalent bağ bir şey olsaydı, h 2 olan mesela hidrojen gazına falan dönüşmesi lazım. Yani madde farklı bir maddeye dönüşmesi gerekirdi. O yüzden bu ifademiz yanlış geldi. Cevap da bu duruma yalnız bir olacaktır. Haydi bakalım şimdi gelelim bu sorumuza inceleyelim bakalım. Bir tane daha sorumuz vardı burada değil mi? Evet, biz burada bir ne görüyoruz? H2SO4 bir asittir. Ortama H artı ve SO4 2 iyonlarını verir tabii ki. Sodyum hidroksit bir bazdır. Sodyum artı ve OH eksi 1 iyonlarını verir bu tepkime nötrleşmiş. Ve bak diyor ki sodyum hidroksitin molar nötrleşme entalpisi demiş. Bak bu şu demek aslında molar deyince hastalıklar mısınız? Ne demiş? 1 mol sodyum hidroksitin nötrleşmesiyle 140 kilojül ısı çıkar demektir. Değil mi? Bunu söyleyebiliriz. Yani 1 mol da bu. Ama bizim katsayımıza bakarsanız 2 mol. He o zaman 2 mol sodyum hidroksitle ne kadar ısı açığa çıkar? 280 kilojul ısı açığa çıkar mı? O zaman bu tepkimenin delta aşı hemen şöyle biliriz. Yani bu tepkimenin delta aşı aslında e, baktığımız zaman eksi 280 kilojul diyebiliriz. Tamam mı? Ya da buraya artı 280 yazabilirdim. Tamam mı? Peki hala bana diyor ki şimdi şimdi bak yazdığımız şey şu diyor ki 0.3 molar 100 mililitre sülfürik asitin yeterince sodyum iloksit tepkimesinden ne kadar ısı açığa çıkar? Şimdi bak bize so e, sülfürik asit için derişim vermiş. Hacim vermiş. O zaman M eşittir N bölü V formülümüz yok mu bizim? Tabii ki var. 0.3 mol eşittir. E, biz burada kim bulacağız? Sülfürik asitin molünü bulacağız. E, ve hacmi ise 0.1 litre. Değil mi? Çarparsak 0.03 mol sülfürik asit değil mi bu? Görüyorsunuz. Evet. Pekala bak. Burada ben ne görüyorum şimdi? Bak burada aynı zamanda şunu görüyorum. Aslında sülfürik asitin e, model nötrleşme da 280 kilojül olduğunu eksi 280 kilojül olduğunu görüyorum aslında. Çünkü bir kat sayısı var. O zaman burada şunu anlayacağım. Bir mol sülfürik asitle e, nötrleştiğinde 280 kilojül ısı çıkacaktır. Evet. Pekala bize sorduğu şey nedir? 0.03 mol e, nötrleştiğinde ne kadar ısı açığa çıkar acaba? e, 1 mol 280 ise 0.03 mol tabii ki bunun e, tabii ki arkadaşlar 8.4 gram 8.4 kilojül gibi bir değer olduğunu görebiliyoruz. Bu şekilde bunu çözdük. Evet bak inşallah anladık. E, şimdi ben size ödev vermek istiyorum. Elimizde Kimyada Soru Bankası kitabı var değil mi? Hemen açıyoruz kitabımıza bakıyoruz şimdi. Arkadaşlar burada ben size kimyasal tepkime enerji ile alakalı 60 ile 62 arasında vermiştim. Şimdi e, 64'e kadar verelim olur mu? Hani e, 60 ile 64 arasında e, 65'e kadar verebilir miyim? Bir bakayım inceleyeyim de hemen sıkıntı olmasın bir bakalım. Ödev çünkü çok, çok önemli arkadaşlar ödev yapmak. Evet 65'e kadar yapabilirsiniz. Şu andaki bilgilerinizle gençler ben burada şu anda e, 64-65'e de yapabileceğinizi düşünüyorum. Yani sayfa 60'dan 65'e kadar yapabilirsiniz. Şu andaki bilgilerinizle bunu söyleyelim. Hadi bakalım arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.